Herkese merhaba, selamünaleyküm. Turşumuzu koyuyorum ben. Vallahi şu anda saat 10 falan herhalde. Turşu koyuyorum. Yani geldim, işten geldik Ufuk'la. Dün almıştım pazardan. Böyle doğrayacağım. Şimdi ben bunları bir suyun içerisinden şeylerini aldırttırdığım için aslında temiz. Böyle hayırlısıyla inşallah yiyeceğiz. Bu çok büyük bir lahana, bakar mısınız? Yani vallahi taşıyamıyorum. Böyle 35 TL'ye aldım. Yukarıda salatalarımı işe gitmeden önce suya bastırıp gitmiştim. Geldim. Vallahi salatayı çok yıkadım. Yani ondan sonra başlarını aldım. Kafadım diyorlar. Başlarını aldım işte. Ondan sonra acurları yıkadım. Sonra ya kavuda benziyor ya böyle. Ona kelek mi diyorlar? Ne diyorlar bilmiyorum ki. O da çok güzel oluyor turşunun içinde. Sarımsaklarımı suya koyup gitmiştim. Hepsi hazır. Çok güzel bir turşu olacak. Ama havuç yanında yiyor. Hadi. Ay maşallah. Ay maşallah, maşallah. Nazar değmez inşallah. Enes falan gelmiş. Bizime de hoş gelmiş. Bunu biraz uzayacak. Tuz geliyor mu? Yok hayır, o kadar da değil. Şimdi benim bir sürüşüm var daha. İşlerim var oğlum. Yerine karton hazırlayacağım. Vermek için. Burada durdurmuyor mu? Durdurmuyor mu? Bak nasıl yiyorsun, göster. Yanımda oturmuş. Enes yanımda oturmuş. Damlatmıyorsun değil mi aşkım yerlere? Evet. Sana demiyorum Enes. Enes videoyu... Ufuk azıcık doğrusu Enes videoyu. Ufuk dışarıda bir leğen daha var ya. Evet. Enes gel. Aşkım az bir durdurur mu be? Enes. Durduracak mısın? Anne nereden durdurdun? Oradan gösterdim ya. Şurada iki tane nokta var. Bakın bu şekilde bunları alıyorum. Şuraya mı? Bakın bu bir tane lahana daha Ufuk'un elinde de var. Gerçekten çok yani. 35 TL'lik lahana. Şöyle göstereyim size. Bakın çok büyük yani. Şu sofrada az bir şey. Bu sofrada çok büyük. Öyle düşünün. Lahana güzel oluyor ya. Böyle. Hiç dayak etmiyoruz. Bakın. Ama güzel bir yer değil mi? O da sağlığımız yer. Lahanayı güzel yer. Ben üstlerini aldığım için lahanaların lahanaları ben yıkamayacağım. Eğer ki bunu yıkayarak sulu bir şekilde koyarsam daha çok çabuk olur ve çok çabuk ezilir lahana. Onun için koymayacağım ama salatanı falan yıkadım. İşte ikisi aynı. Bunun da ikisi aynı. Evet. Ufuk ufuk sert yerini alma. Tamam mı? Aa, yanından lahana yemeyeyim sana. Neden? Bundan mı? Evet. Ondan alırız tamam. İstersen. Yarın lahana yemeği yap diyor bana. Evet. Bu bir yap, yap. Şey olsun. Bak çok sert koydu Ufuk. Bak evet. Çok sert yerleri olmaması lazım. Anladın mı canım? O tuzlu su da almaz mı? He? Tuzlu su da. Bak az yerleri çok sert koydun. Anne. Gerçekten lahanaları çok büyük aldım. Ben de Enes yırtma ki ben sarma yapayım üstleriyle oğlum. Anladın mı aşkım benim? Heh. Onları bana ver. Şuraya koy canım. Bıçakla alabilirsin orayı. Biraz azgel çekil oğlum. Şimdi burayı da ben alayım. Şöyle birazcık alsam birazcık üzüm de koyarım içine. Ya da normal de olmaz. Baba sen. Şuradan bana biraz ver. Tamam, bir tarlada büyüdüm. Şimdi ben bunlardan ufak bir sarma yapayım. Koy buraya canım benim. İşte tarlada büyüdüm.
Bundan sarma yapabilir. Bir tane daha versem tamam bana. Ha, tamam. Çünkü turşu geldi. Anne, aslında bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin aşkım? Heh, burada. Bakın. Bak. Şimdi buna bir mukavele ver. Birazdan ben bunları doğrarım. Yarın sarma yaparım. Yemek olarak. Şimdi ona verebilirsin. Şimdi ortadan ikiyi kesebiliyor musun? Ya Allah bismillah. Enes ayağımızı basmıyor. Gel şu tarafa aşkım. Hadi. Kayısı. Anne. Yavaş. Anne. Bakın. Üstündeki aslında adam almıştı da bu şekilde yine bunları da aldım. Sarmalığımı da hazırladım. Güzel yaptım. Yarın sarmamı yaparım. En sonunda kalan o küçükleri de şöyle bir epey bir alacağım. Yarın kıymalı soğanlı da bir güzel bir kavuracağım onu. Şimdi turşumuzu yapmaya başlayalım. Evet biz başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Başla Eruk. Ufuk. Şimdi orada versene kelek kavunumu da göstereyim. Bakın bunlardan aldım onu söyleyeyim. Bunları ben hepsini tertemiz yıkadım. Bunların başlarını aldım. Aldıktan sonra şöyle tam kesmeden çizikler atıyorsunuz. Dört köşe. Ufuk tut. İkisine de tam yapmış olalım. Ben kaç tane koyacağım? Bir avuç sen koy. Bismillahirrahmanirrahim. Ne koyduk? Nohut koyduk. Başladık. Şimdi lahana kaldığında leğenle dursun. Diyelim ki indikten sonra anladın mı Ufuk? Yani başka bir şey yapıp uğra. İyice basmamız lazım. Bakın. Belki diyeceksiniz niye büyüklük doğradı? O zaten basarken kırılıyor. Hadi bakalım. Al tadıyla yemeği nasıl besin Ufuk Bey? Abi. Ufuk da çok güzel kurar. İyice bas bak. Bastıkça küçüldü gördün mü? Bakın. Ufuk tuz senin orada canım herhalde. Bir bakar mısın aşağıya? Bak. Öteki tarafa bak. Gördün mü? Sarı bir poşet var mı? Var. Heh. Şimdi onu oraya koy. Tuzumuzu almıyoruz da. Tuz nerede canım? Aç tuzu. Şöyle ortaya açıyoruz. Kaya tuzu. Turşuluk yani. Şöyle. Top, ne yaptın? Aşkım. Az bir şey şöyle elinle gezdirir misin? Anladın mı? Hadi. Hepsi lahana yedik. He? Araya salata atıyorum. Kaçtı mı? Ne atmıyor mu? Salata. Biraz bastır. Bastır. Hayır aşkım biraz ya, bastır. Beraber bastıracağım. Ama onu bak hayır bak şimdi beraber bastırma. Salatayı ezme. Ufuk. Ufuk salatayı ezme ve keşelerine koyacaksın salatayı. Ara ara hafif elinin ucunda tuz gezdir. Çok az elinin ucunda. Arasına. Ufuk, bak bismillah. Acur da aldım bu arada. Şöyle benimkiler büyük olduğu için kırabiliyoruz. Ve ilk önce acurdan başladım. Yere dökme Ufuk. Yer derken zaten sofra bezi var ama şöyle acurlarımızı da arasına koyalım. Birer tane şöyle salata yıkadım, tertemiz başlarını aldım. Şöyle süslerini yap kenarlara tamam mı? Kenarda süsler, ortalarda lahanalar. Bir şey yok mu sen bu arada? He? Kömürler de alsaydım. Dur. Ne yapıyorsun Ufuk? Bezeceğim. Dur canım. Ara ara sarımsakta gider misin? Heh. Ne aldıracaktın?
Hayır, kapıyı bir istemiyorum. Bu, bunun adı neydi? Şey. Pancar mı? Evet. Kırmızı pancar, değil mi? He? Kırmızı pancarı şeyle böyle alacalı şekilde soydum. Böyle dilimledim. Böyle dilimli bir şekilde koyarsanız çok fazla olmuyor rengi. Ama olsa da benim için önemli değil. Çok güzel oluyor. Ufuk, böyle at canım benim. Aralara. Al. Yok yok. Suyunu mesela içebiliriz. Çok güzel oluyor. Ben size bir şey daha söyleyeyim. İşkembe çorbasını turşu suyuyla yapıyorum bu arada. Arada tuz koyuyor musun? Böyle sengisin diye. Ha? Şey koydun mu? Ben koymadım. Bunlar nedir? Ya isterseniz çekirdeğini alarak bu buna ne diyorsunuz? Kelek. Kelek de içinin aynı kavun gibi olduğu için içini alarak da şey yapabilirsiniz. Çekirdeğini koyabilirsiniz. Şimdi iki kişi birden koyunca benim kafam karışıyor. Bol sarımsaklı. Ben bol sarımsak, belki 2 kilo sarımsak vardır benimkinde, öyle söyleyeyim size. Ufuk, şey mi istiyorsun? Lahana istiyorum. Sen lahananın yanına alarak da yapamıyor musun? Ben lahananın yanına alabilir miyim? Yani. Sen leğenini al ya. Leğenimi al. Al bakalım. Ya benimki doldu. Basamadım ya. Ufuk, sadece öyle sırf salatayı ona niye yapıyorsun canım benim? Ama öyle aşkım, olur mu? Heh. Bak şimdi konuşturacağım beni kolay. Şeyi versene. Ne konuşacağım? Ver. Bu zamana kadar zaten bunu... Bak atla kafadan tut. Bunu yıkayan temizleyen de önemli. Bunu yıkayan temizleyen de önemli. Verebileceği her ufuk yapın. Hele buna bakın. 300 olur. Ayırmadım ben de. Bu arada ufuk. Bakın. Bu ne? Ne bu? Kestane. Çok var. Hem de çok. Ama biz bu kadar topladık. Epey var gene. Bunu biz sobanın üzerinde sobamızda kurduk. Biliyorsunuz. Sobanın üzerinde bunu biz çizik atıp kavuracağız. Değil mi ufuk? Yapacağız. Şu anda kaçıncı bidondayız ufuk? Üçüncü bidondayız ama dediğim gibi şu anda ben buna tuz da sevdiğim için ara ara o inecek aşağıya. Sengiyecek. Biz sengime değerik. İnecek aşağıya. Şimdi çok gerçekten üzüm suyumuzu falan gerçekten yani sirkenizin üzüm suyu sirkesini falan içe yapabilirsin. Şey yapabilen. Çok kaliteli. Bence güzel olması daha iyi. Bir kere yapılıyor bu. Üzüm suyundan üzüm suyuna fark var değil mi ufuk? Benimki güzel üzüm suyu. Markasını da vermek istemiyorum artık. Reklam yapmayacağım. Camları sildiğim, evleri sildiğim, bezin ismini de söylemeyeceğim artık. Öteki şeylere bakarsınız. Aşkım ben diyorum ki, şimdi onu dolduracaksın ya. Ondan kalsın. Bu seni giyecek aşağıya. Ben onun için çok su doldurmayacağım. Anladın mı? Ki lahanaya basayım diye. Sen onu doldur. Şunla, şundan da koyacak mısın? Ha? Evet, ben de diyorum ki şişede yapayım mı iki tane sıcak suyla? Yoksa ben diyorum ki bak o senin bak şundan diyorum iki şişe şişe yapabilirim istersen sen. Şunlardan. Şişe yaparsam da olur. Ama şimdi sen onu doldur. Sıcak suyla yapmayacağım çünkü bu kışlık. Anladın mı? Ama bizim yememiz için şöyle bir iki tane yapayım. Anladın mı? Küçük şişe. Bunlar kışın yenecek şeyler. Bu. Bize turşu dayanmıyor. Bakın şurada. Turşumuz yukarıda dayanmıyor. Ve ufuk gripti. Onun suyunu içerek bir günde iyileşti. Ufuk. Şunlardan da katabilirim. Artık o bana kalsın. Suyum yetmeyeceği için kaynar su yaptım ve kenarda soğutacağım. Bir sulu suyunu. Azalmışım suyu. Ben ne bileyim ben geçen sene yarın da alırız. Zaten fazla su katmayacağım. Çünkü dediğim gibi
benim bunlar aşağıya inecek. Yarın indikçe üzerine dolduracağım lahanayı. Öyle yapacağım. Çünkü ben bunu bir de bir saat, iki saat ters çevireceğim. Değil mi o? Leğenlerin, bu büyük leğenlerin içerisinde. Böyle bir iki saat biz yemeğimizi çay içeceğiz. İçene kadar. Şu anda saat belki 11'dir. Belki de 12'dir. Bilemem. Kaçtır bilmiyorum. Şimdi ona göre ondan sonra bunları düz çevireceğiz. Bir yarın bir bakacağım. Hepsi aşağı inmiş. O kalan lahanın ağzını örteceğim. Şuradaki büyük tepsimle. Yarın ben kendim doldururum onu. Ben sana yemeğini istiyorum. Yemeğini de yapacağım. Sarmasını da yapacağım. Sütlaç da yapacağım. Yapacağım. Her şey yapacağım. Evet, şimdi ben fazla su almamıştım. 5 kiloluk bidonda su almıştım. Hazır su. Ben kaynar suları kaynattım. Yani musluktan suları kaynattım. Bu suyun içerisine kattım ben. Şimdi leğende suyumu yaptım. Bizim bu leğenlerimiz temiz leğenlerimiz. Hamurlar yoğuruyoruz. Genelde bunlar Kars'ta, Doğu'da daha çok bu leğenlerdir. Biz bunlara dediğim gibi alüminyumdur ve biz bunlara tehne deyirik. Tehneye gidiyor mu bu? Ha? Tehne. Siz de değilsiniz böyle. Biz tekne diyoruz. He, tekne. Yok, yüzget. Derede. Ne alaka bu? Biz bunlarda, şimdi ben burada suyu yaptım. Bakın, hafif elimi vurdum. Zaten elimizi vuruyoruz. Elimiz temiz. Bakın şu anda su ılık, yani ılığın biraz daha şey. Şu anda ben zaten bunun içerisine şeylerimi katarken iyice soğutup ondan sonra turşu sularını koyacağım, ama dediğim gibi şuralarda falan koyacağım. Ters de çevireceğim için. Çünkü aşağı indikten sonra o lahana bunun üzerine koyduğumda suyun taşmasını ve suyumun turşu suyumun zayıf olmasını istemiyorum. O zaman onu bastığımda tam buraya gelecek turşu suyu. Çok güzel olacak. Şimdi ağzına da kerevizli saplarını şey, bunu ne? Kerevizin ama neresi? Yapraklarını koyacağız. Böyle. Şimdi Ufuk Bey devam. Ne yapıyoruz? Arara tuz koydun değil mi? Ufuk da devam ediyor. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlıyoruz. Ne koyuyoruz? Şu şekerim yanımda mı? Yanımda. Buralar temizlenecek. Çok işimiz var. Şimdi her 5 kiloya 1 yemek kaşığı toz şeker olduğuna göre valla bizim bu bidon, yani kısacası ben tam tamına 1 toz şeker katıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, yani 1 su bardağı falan toz şeker kattım. Her 1 kiloya 1 çay kaşığı olduğuna göre diyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Ben kafama göre yapıyorum. Valla herkesin yapış şekli farklıdır. Şimdi ben ne diyeyim? Yani aynı benimki gibi yapıyor. Ben gidip yapmadığım sürece güzel olmuyor dermişim. O şekilde düşünün dermişim. Ne kadar katalım limon tuzu? Her kiloya olduğuna göre... Yani 3 yemek kaşığı da limon tuzu katalım benim turşu. Bakın ben bu suyu o 3-4 bidona katacağım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle 1-2 tane, şöyle biraz daha. 2 yemek kaşığı limon tuzu. Bu neymiş? Ne biliyorsunuz? Kırmızı pul biber. Harika olur. Bu. Limon katalım mı? Limon tuzu kattım. Gerek yok ya. Heh. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Her 1 kiloya 1 çay bardağı olduğu için burada kaç kilo vardır? 30. Burada 30. Kaç kilo varmış? 1,5 kilo. Yani şunun hepsi burayı görür. Ama ben hepsini katmayacağım. Şu anda burada ne kadar vardır? Su bardağından 4 su bardağı varmış. Çünkü benim turşum çok. Öyle söyleyeyim size. Şey nerede? Tuz. Valla tuzu bol bol katalım. Her kiloya bir kilo başına, yani 5 kiloya 5 yemek kaşığı tuz düşünün. 5 çay kaşığı limon tuzu düşünün. Yani bir tatlı kaşığı efendime öyle düşünün. Ben
Biraz fazla yapacağım. İçine de koyacağım. Benimki kışlık turşu. Kışlık derken yani turşu. Tuzdan zarar gelmez. Onu söyleyeyim. Ama tabii çok da katmıyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bunu burada eriteceğim. Bu arada yumurtayı içine boyak bahak eritişiyor. Bu havada kalıp yapıyorlar ya. Tabii ondan yapmayacağım. Tadına bakacağım. Ben anlıyorum. Böyle. Sonradan tuz muz katılır. Önemli olan az katmak. Değil mi Ufuk? Şöyle ben bunu karıştırayım edeyim. Ondan sonra yapacağız. Bize bir de adam lazım ki bizi çeksin. Ay Ufuk valla ne yapacağız? Artık idare edeceğiz. Başladın mı? Biliyor musunuz o kadar güzel oldu ki benim turşu suyumun ne oluyor bu? Sosu mu? Evet. Hayır bismillahirrahmanirrahim. Tekrar Hunim'le koydum, Ufuk da koydu. Gelecek mi Ufuk? Geliyor. Bidonuma geri yaptım. Böyle daha güzel olur. Tekrar yarın sirkem çok az alır, tekrar üzerine yaparız. Bunun aşağıya inmesi evet, için şeylerin. Bir saniye. Ben sana dur yeke şey verim hele dur. Bak sert de kırılmaz da. Buradan böyle tutacağım. Tamam mı? Bu şimdi de biraz onlara da yapın. Bu su bunu indirecek zaten. Tuzlu ya. Biraz da onları dökmem lazım. Çok çok şeyim yok. Haydi bismillah. Böyle işte turşumuz oldu. Gelin hep beraber yiyek mi? Şey katmadım dediğim gibi. Bu sene kapya biber falan katmadım. Bunun içerisinde pancar turşusu falan da var. Çok güzel olur. Bir şey olmaz. Tepsilerimiz var. Benim evim temizdir. Bakın bu inecek. İndi mi onun hepsini alacak zaten. Bir şey kalmayacak. Ufuk. Şimdi oraya nasıl dökeceğim ben canım? Getirsene. Bu sarımsağın içine ha yarın koyacağız gerisini. Getir. Şöyle gel. Şuraya gelir misin? Bismillah. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlısıyla yiyelim. Ufuk kaşığı niye öyle tutuyorsun canım benim? Senle niye anlaşamıyoruz Ufuk? He? Anlaştık. Enes! Enes tableti açık mı kalmış, uyumuş mu? Çünkü geç oldu, yumaları aldım. Ufuk biraz da şu tarafa dökün canım, yarın devam yapacağız. İnmesi için, sengimesi için. Zaten ben şimdi bunu böyle ters düz edeceğim devamlı bu turşuyu. Ağzını kapatın. Zaten inecek başlayın. Bak inmeye başladı bile bak. Bak. Tabii kapatırken bunları ağzına turşu şeyleri koyacağız ki eskiden taşıp büyüyor. Tertemiz yıkayır bağlayırdılar. Büyüyor koyar. Koyacaktım. Ufuk hepsi yarım olsa yeter diyeceğim niye? İnecek ya aşağıya. Dolduracağız o turşunun suyu. Zaten yarın yine yapılacak mı turşu suyu? Bir tane 5 kilo su alırsın canım. Tamam mı? Onu da alabilirsin fark etmez. Ah tamam. Tamam canım. Şurada. Hepsi şuralarda. Bu zaten şurada. Az daha su koymuyor. Hayır. Koyamayız. Ha burada su var. Bunu da koyabiliriz. Tamam bir dur şey yap. Tamam biz bunları şey ettirelim. Sizce Ufuk ne yapıyor? Ne yapıyor Ufuk? Özel sıcak suyla. Özel sıcak suyla şimdi turşu kuruyoruz. Ayrıyeten şişelerimizde. O pancarın hepsini onun içine doldur. Ufuk acurları da doğra. Bakın inmeye başladı bile turşu. Bu şekilde. He? Onu doğrama. Onu niye sen turşun içine koyabilmedin canım? Hay bu adam beni öldürecek. Ufuk ben ne yapacaktım? Neyse bunun ağzına turşu şey koydum da şimdilik böyle olsun. Bakın inmeye başladı bile. Şimdi bunları ben ters çevireceğim.
Biraz. Bir de sıcak suyla koyacağız. Canım az bir şey de sarımsak koyabilirsin kendine. Bak bunun kapağı nerede? Hah. Hah, bu da böyle. Hay maşallah maşallah. Nazar değmez iş. Şimdi ben size göstereyim de ne yapacağımı. Onu hafif yapıp değil. Yaparken gösteririm. Bakın. Ah böyle. Şimdi şu arada su bunun bakın ta şurasında. Ben artık katmayacağım. Öyle düşünüyorum. Neden? Bakın altında nohut da var. Neden? Çünkü bu dediğim gibi aşağıya indikten sonra iniyordu zaten. Yavaş yavaş inmeye başladı. Oradaki lahanamda üzerine yarım kendim dolduracağım. O bunu görecek. Bakın böyle. Şöyle biz yemeğimizi falan yiyene kadar bu böyle bir saat falan dursun. Şunu kaldırabilecek miyim? Kaldırmıyorum. Bir saniye. Sen yorulma canım. Bu nereye gönderiyoruz bunları? Ay Melahat ablam olsaydı. Irmak gönderiyorum. Hangi sistem bu? Hatice'ye bu büyük yiyormuş. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel. Bu bir de rengi değişecek bunu. Bak size onu söyleyeyim. Evet bakın turşularım görüyorsunuz. 3 büyük bidon. Normalde bu böyle bir bidon demek aslında da şöyle. Getir bakalım Ufuk. Buraları kim toplayacak? Ufuk toplayacak dermişim. Bakın. Evet. Çok güzel oldu. Onu yemekli kendimize yaptık. Dediğim gibi onları da yarın bunların üzerine dolduracağım. Daha salatamız var, lahanamız var, acurumuz var, keleğimiz var. Karpuza benziyor yani değil mi? Kavun. Kavuna benziyor. Evet kavunmuş ama turşuluk. Evet böyle şimdi onu da sıcak suyla kuracağım ve ne yapacağız? Kapanış yapacağız. Açtı mı canım? Evet. Bu bana ekşim falan de. Bakın bir yemek kaşığı koyamadım tam. Bir yemek kaşığı yok içinde. Var da. Allah'ım bu yeni tabaklar da beni unutmuş. Bir yemek kaşığı şeker. Bununla karıştırmayalım. Limon tuzumuz. Biraz koyalım. Limon tuzunun zararı yok. Bu da Ufuk Bey'in. Aşkım şey nerede? Ne? Tuzum nerede? Bunu da karıştırmayalım. Elimizde. Tuzumuzu da elimizde. Şu şekilde. Bu neyle kurulacak? Bu sıcak suyla. Bu bir su bardağın yarısı vardır. Tuz. Onu söyleyeyim. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyla kuruyoruz. Bakın. Bakın bakın. Ay maşallah. Maşallah. Şimdi hemen buraları da toplayacağım. Yıkayacağım. Evet sirkeyi mi? Bu niye? La ben bunları da koyamadım ya. Onları niye demedin? Aman bak sirkeyi de koyak. Tök 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 tök. Ufuk. Ben sirkesi. Canım yarın bana yine sirke alıyorsun. Tamam. 5 Ufuk okay. Her seferinde ben niye sirkeyi unutuyorum? Ha? Evet tamamdır. Sirke vardı galiba bizde. Vardı bitirdik sağ olsun. Ben tavukları verdim. Ne yapıyoruz? Şöyle bir bıçak yardımıyla. Ama yaralamayın lütfen. Yaralasanız da bir şey olmaz. Gerçi çünkü çok yaralanmış. Ben çünkü onu yarın yiyeceğim. Yarın değil Ufuk. Bu 3-4 bir haftada oluyor. Bu sıcak bir haftada oluyor. Ama kışlık öyle değil. Bunun kapağı nerede? Bilmem. En son oradayım. Neyse şöyle de bir süs koyak mı? Ya da göreyim. Bunu da bir ters koyacağız. Tamam mı ilk önce? Şimdi o turşuların ağızlarını da koyarız. Böyle çevireceğiz ya. Hı hı. Onu da koyarız. Tamam. Bunun kapağını da koyalım. Kapanışımızı yapalım. Hemen hızlı hızlı ben burayı toplayalım. Sen çayını şey ettir. Çayımızı içeriz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Kendimi yakacağım Ufuk. Desene Ufuk. Bunun kapağını koyabilir misin? Hı?
Evet. Tam kafam bozuldu değil mi? Neyse bunu sen kapatırsın. Ne yapıyoruz? Şurada. Şurada bir şeyimiz var. Bu tapurlar olduğu için hiçbir şey olmaz. Bir bakalım ters çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet akmıyor. Bakın şöyle biraz tutarsınız daha sonra. Ama çok güzel oldu la. Güzel görünüyor mu? Evet. Yaklaştı biraz çek. Buna acı biber katmadım. Niye öyle bir şey yapmadın? Boşver. Tekrar böyle alabilirsiniz. İşte bu kadar oldu. Bunlar senin yerde duracak. Ama bugünlük bunlar benim yanımda duracak şurada. Zaten yağmur ve hava soğuk. Bunları bu tarafa çevirince şu ağzına şunları koyalım. Kereviz yapraklarını. Böyle herkese selam olsun. Güler Gül bacıma selam olsun. Ondan sonra seni çok seviyorum canım benim. Hep bana destek çıkıyorsun, bana yorum yazıyorsun. Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü Güler Gül bacım benim en baştan beri hep yanımdaydı ve benim gerçekten hep böyle yükselmemi isteyen bir bacım o benim. Kendisi de Almanya'da. Herhalde gitti bilmiyorum gitti mi. Böyle hepiniz diyoruz, abone olmayı unutmuyoruz, beğeni tuşuna basmayı unutmuyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Şu anda akşam herkesin böyle hayırlı güzel günleri olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok konuştum. Hukuk olunca elim dilim ağzı.